Amerika'nın Venezuela'daki darbe girişimi başarısız oldu. Ordu ve halk, devlet başkanı Maduro'nun yanında Amerika'ya meydan okudu. Girişimleri sonuçsuz kalan Amerika'nın geldiği son durumu ve ülkedeki gelişmeleri İktidar Partisi Ulusal Yönetim Kurulu üyesi Julio Chavez ulusal kanala değerlendirdi. Chavez, Amerika'daki çözülme ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Öyle görünüyor ki Suriye'de kaybettikleri savaş onların morali üzerinde bir etki gösteriyor. Bu yenilgi onların kendi savaş makinaları hakkındaki yenilmezlik düşüncesini sarsmış görünüyor. Suriye'de yaşadıkları askeri yenilgi sonrasında şimdi arka bahçeleri olarak saydıkları bölgeye dönüyorlar. Ve göründüğü gibi Nicolas Maduro hükümeti gibi bir hükümeti devirebilecek sonuç alıcı mekanizmalara sahip değiller. Yenilen Amerika'nın Juan Guaido ile bir işi kalmadığının altını çizen Chavez, Amerika onu öldürtebilir dedi. Guaido bir hiçe dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri şimdi ne yapacağını düşünüyor. Hatta burada kanalınız aracılığıyla tüm dünya kamuoyunun önünde uyarıyorum. İyi dinleyiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da iç karışıklık çıkarmak için kiraladığı katillere, paralı askerlere Guaido'yu öldürtmesi ihtimalini yadsıyamayız. Amerika Birleşik Devletleri onu öldürtüp suçu Maduro hükümetinin üstüne yıkmak isteyebilir. Amerikan emperyalizmi böyle şeyler yapar. Onlar için yan kayıp olur. Amerika'nın ekonomik baskısı da yine kendisini çözümsüzlüğe itiyor. Maduro'nun meşru anayasal hükümetini deviremediler. Şimdi çok sabırsızlanıyorlar. Çünkü bizi abluka altına aldıkça, bize ambargo uyguladıkça bizimle ticaret yapmak isteyen kendi şirketlerini, Amerikan şirketlerini engellemiş oluyorlar. Chavez, Türkiye'nin ülkelerin iç işlerine karışmama yönünde gösterdiği tutuma da saygı duyduklarını belirtti. Türkiye hükümetinin uluslararası hukuka, ülkelerin iç işlerine karışmama kuralına ve halkın kendi kaderini tayin etme hakkına gösterdiği saygıya ve desteğe büyük değer veriyoruz. Türkiye, uluslararası hukukun bayrağını büyük onur ve gururla yükseltti. Sanırım siz de Türkiye'de hiç kimsenin ülkenizin iç işlerine karışmasından hoşnut olmazsınız. Türkiye'nin sorunlarını Türkiye'nin vatandaşları çözer. Venezuela'nın sorunlarını biz Venezuelalılar çözeriz.